Benim yemeklerim, benim çiçeklerim kanalından merhabalar. Öncelikle kanalıma abone olup beni takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Bugün pasiflora yani çarkıfelek meyvesi adı altında geçen güzel bir meyvemiz var. Ben size onlardan bahsedeceğim. Çarkıfelek meyvesi Güney Amerika'da yetişen antioksidan güzel bir meyvedir. Tabii ben şu an size Mersin'den sesleniyorum. Kendi bahçemde küçük bir tal var yaptım. Harika meyveler alıyorum bunlardan. Bunun çiçeği de çok güzel. Gelin isterseniz bir çiçeğine bakalım. Evet, çok harika, güzel bir çiçeği var. Görmüş olduğunuz gibi. Çiçeğin şu kısmında bir topacık var böyle görüyorsunuz. Bunu gördüğünüz gibi, bu bir günlük bir çiçek. Daha sonra bu çiçek kapanıyor. Kapandıktan sonra şu küçük olan topa meyve haline geliyor. Şöyle büyümeye başlıyor. Bu meyve bir müddet büyüdükten sonra rengi morlaşmaya başlıyor. Ve morardıktan sonra koparmazsanız kendiliğinden yere düşüyor. Çarkıfelek meyvesi A ve C vitamini bakımından çok zengindir. Dediğim gibi Güney Amerika'da yetişen harika tropik bir meyve. Sıcak ılıman iklimi çok seviyor. Akdeniz bölgesinde bunu genelde örtü altında yetiştiriyorlar. Ve müthiş pahalı, değerli, kıymetli bir bitki. Evet şöyle... Ben kendimin böyle bir oturma alanı var. Biraz geriden alalım istersen. Böyle bir oturma alanım var. Onun üzerine bunu talvar şeklinde yaptım. Yaz kış yaprağını dökmeyen güzel bir bitki bu. Çok fazla soğuğu sevmiyor. O yüzden Akdeniz bölgesinde açık havada da yetişebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi şu güzelliklere bakın. Antioksidan özelliği olduğundan dolayı vücuttaki bütün kötü mineraller dışarı atabiliyor. Şeker hastaları kullanabiliyor. Diyabette kullanılabiliyor. Güzel bir meyve. En büyük özelliği de sakinleştirici bir özelliği var. İnsanları stresten uzaklaştırıyor, sakinleştiriyor. Uykusuzluğa özellikle çok iyi geliyor. Bunun böyle 3-5 tanesini yaklaşık 50 lira 100 lira arasında alabiliyorsunuz. Büyük marketlerde satılıyor. Tabii biz bunu böyle amatörce yetiştiriyoruz. Eşimize, dostumuza da ikram ediyoruz. Bu morardıktan sonra bunu koparıyorsunuz. Bunu soyma işlemi yok. Ortadan bıçakla kesiyorsunuz. Daha sonra bu olgunlaştıktan sonra da güzel bir video çekeceğim tabii bununla alakalı. Olgunlaştıktan sonra bunu ortadan kesiyorsunuz. Kaşık yardımıyla tüketebiliyorsunuz. Şöyle biraz yakın çekim yapalım. Meyvelerimizi de gösterelim. Evet dediğim gibi burası Akdeniz bölgesinde turunçgilleriyle meşhur Mersin ilimiz. Mersin'imiz. Güzel bir gün. Şu an Mayıs ayının sonuna doğru geliyoruz. Artık Haziran'a doğru geliyoruz. Meyvelerimiz yaklaşık bir 10-15 gün sonra olgunlaşmaya başlayacak. Bu güzel görsel şöleni sizinle paylaşmak istedim. Sizlerin de görmesini istedim. Hepinize hoşça kalın, dostça kalın diyorum. Allah'a emanet olun. Ne yapıyorsunuz? Kanalıma abone oluyorsunuz. Beni destekliyorsunuz. Görüşmek dileğiyle.